Merhaba, Habit'le Sağlıklı Sohbetler programının ilkine hoş geldiniz. Yanımda sporcu beslenme uzmanı, Habit kurucusu İlker Çağlayan ve Doktor Zeynep Tartan var. Bugün bağırsak sağlığını biraz konuşacağız, onun üzerinde kandidayı konuşacağız ama çok kısa olarak bir Zeynep önce seni tanıyalım mı? Çok kısa olarak. Ben kardiyoloji uzmanıyım ve ama ana ilgi alanlarımdan bir tanesi de sağlıklı ve tedavi edici beslenme. Bu nedenle bir de beslenme eğitimim var. Daha sağlıklı, hastalıklardan özgür, daha az ilaç kullanımı ya da hatta ilaçlardan da özgür olmaya yönelik hastalığımızı bilinçlendirme ve de hastalıklarını gidermek için kardiyolojinin yanı sıra ayrıca bir çaba içerisindeyim. O yüzden Habit'i de bu şekilde tanıdım. Yollarımız kesişti. İlker, seni de çok kısa tanıyalım. Evet, ben de personal trainer, sporcu beslenmesi uzmanı ve yoga eğitmeniyim. Habit firmasında kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Bir batı tarafında deneyimlerim var. Performans, güç, yağ yakımı olarak. Bir de doğu tarafında Çin'de bazı çalışmalarım oldu. Geleneksel Çin tıbbı ile ilgili bazı kurslara gittim. Doğu tarafında biraz işin spiritüellik, anti-aging, hastalıksız yaşam kısımlarıyla ilgilendim. Batı tarafında da yağ yakımı ve performans. Dönünce Habit firmasını kurdum ve şu anda Habit firmasıyla Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Benim ismim de Cem Koşmaz. Ben de seri girişimci, Habit'te de yatırımcı ortak diyebilirim. Ve tabii bu 2 senedir işte şekersiz ve karbonhidrat minimum düzeyde beslenmeyle ben de sağlık işlerine çok girdim ve uzun süredir aslında bu sohbetlerimizi biz kendi aramızda saatler süren yaparken dedik bunu birazcık da kayıt altına alalım. Bugünkü konumuza geldiğimizde kandida deniyor, bazıları duydu, bazıları duymadı. Kandida nedir? Hani doktor olarak kandidayı bir kısa tarif edip nedir anlatabilirsiniz? Kandida en basit şekliyle ağızda pamukçukla çok daha fazla çocukları olan kişilerin tanıdığı yoğun antibiyotik kullanımı sonrası oluşan bir mantar. Aslında kandida vücudumuzda var, yok değil. Ama oldukça sınırlı sayıda, fırsatçı bir mantar. Eğer şeker kullanımımız fazlaysa, basit karbohidratlar, hazır gıdalar, yani sağlıksız beslendiğimiz zaman içimizdeki iyi bakteriler, bizi destekleyen olumlu bakterilerin sayısı azaldığında bu fırsatçı mantar çoğalarak bize kendi yarattığı toksinlerle sağlık sorunları oluşturmaya başlıyor. Peki İlker, şimdi beslenmeyle çok alakalı Zeynep'in söylediğine göre bu kandida. Öyleyse beslenmeyle mi geçirebiliriz? Ne tarz bir beslenme? Şöyle, aslında bizim Habit'te biliyorsun müşterilerin çoğu, bize gelenler, kilo verme sıkıntısında olanlar genelde şöyle bir sıkıntıyla geliyorlar. Ben aç kalamıyorum, sürekli canım tatlı bir şeyler istiyor. Tatlı yemeden, karbonhidrat yemeden duramıyorum. Ve genelde bizim Habit'te önerdiğimiz, onlara yolladığımız yemekler bu sorunların çoğuna iyi geliyor. Hipoglisemisi olanların, işte hipoglisemisi düşüyor, tip 2 diyabet olanlar daha iyi sonuçlar alıyoruz. Doktorları ilaçlarını bıraktırtıyor. Ve özellikle senin kandida deneyiminden sonra biz bunun aslında sebebinin kandida olabileceğini düşündük. Hatta ben de şu anda tamamen suni bir şekilde, eskiden karbonhidratla beslenmezken ve kandida yokken, kandida overgrowth, yani aşırı miktarda yokken bağırsaklarımda, bilerek şekerle, sütle, işte bazı katkı maddeli ürünlerle, yani berbat beslenerek kendimde nihayet kandidayı çıkarttım. Bunun kan testini yaptım ve kandida overgrowth olduğu ortaya çıktı. Aslında bu birazcık test. Çünkü overgrowth olduktan sonra kandida beslenmene ne kadar gidiyor, ben şu an kendimde onu test ediyorum. Ketojenik beslenme yaparak. Ama gerçekten şunu söyleyeyim. 1. ayın sonunda normalde hiç canı tatlı çekmeyen ben tatlı krizlerine girmeye başladım. Sağımda solumda sürekli bir yiyecek bir şeyler olmazsa kendimi çok kötü hissetmemeye başladım. Bu kandida diyetine başlamadan önceki. Kandida oluşturmak için kötü beslenmenin 1. ayında özellikle depresyonla ilgili korkunç. Süt ürünleri de bunu çok destekliyor. Hani hazır gıdalar falan dedik ama süt ürünlerinin, özellikle sütün sade olarak kendisinin tüketimi de kandidayı çok çoğaltan bir şey. Ben aslında kendi deneyimimi çok kısa olarak aktarayım. Uzun süredir şeker neredeyse sıfır tüketiyorum. Ben tabii ki yine bir şekilde bir yerlerden alıyorum ama karbonhidrat da çok fazla. Yani çok kötü beslendiğimi söyleyemem. Ama ben de kandida belirtilerini, oraya da geleceğim, kandida belirtileri nelerdir, önemli konu. Kandida belirtilerini sezdim. Bu
özellikle kaygı, normalde hani bağırsak beslenme, kaygı ne alaka ama ciddi bir kaygı sürecinden geçtim. Yorgunluk, sürekli bir yorgunluk, iyi uyusam bile yorgunluk. Bu tarz şeylerin olması da bir midede işte şişlik vesaire dolayısıyla bir endoskopi yaptım ve bu endoskopi sonrasında helikopilori çıktı ve bana doktor 15 günlük antibiyotik verdi. Sen de bilirsin helikopilori için verilen sabah 2 tane binlik, akşam 2 tane binlik antibiyotik. O arada işte proton pompa inhibitörü ilaçlarla 1,5-2 ay. O 2 ayın sonunda bir anda daha da kötü oldu ve yani sadece beslenme değil, sonradan tabii çok fazla okudum. Bu konuda her şeyi okudum diyebilirim. Ve özellikle baş şey tabii ki beslenme, ama beslenme zaten kötüyse üzerine antibiyotiğin çok kötü aslında bağırsak olduğunu, sağlığını bozabilecek her şey. Yani hem antibiyotik bozuyor, hem kötü beslenme, karbonhidratlar ve süt ürünleri bozduğu için. Peki kandida öyleyse aslında hep var. Ama hem iyi bakteri var hem kötü bakteri var bağırsağımızda. Evet. Antibiyotik ne yapıyor da kandidayı şey yapıyor Zeynep? Antibiyotik aslında tabii aldığımız bir antibiyotik olarak aldığımız antibiyotikler var. Bir de hayvan yiyeceklerimizin içerisinde özellikle hayvansal ürünlerle bize gelen antibiyotikler. Hayvana yapılan antibiyotik biz yediğimiz zaman eğer bu tarz beslenen ve enjeksiyon almış bir hayvansa onun da antibiyotiği bize geliyor. Şimdi bakteri sonuçta antibiyotiğe duyarlı. Ve bu antibiyotik vücuda girdiği zaman bizim içimizdeki, bizim sağlığımızı destekleyen, detoksifikasyon yapan, sindirimi kolaylaştıran, savunma sistemimizin bir parçası olan bu bakteriler, olumlu bakteriler öldüğünde işte o zaman bir boşluk oluyor ve o boşlukta da fırsatçı diğer kötü şekerle beslenen, bu katkı maddeleriyle beslenen hem bakteriler çoğalıyor hem de işte bu fırsatçı şekeri çok seven mantar dediğimiz Candida albicans içeride çoğalıyor. Yani yeniden yiyeceğin içindeki katkı, bunu İlker söyledi, bu çok önemli. Özellikle hayvansal gıdalarda da antibiyotik var. Buna da çok dikkat etmek lazım. Sadece içinden antibiyotik değil. Şimdi kandida artışı, hani ben çok hızlı olarak da şeyleri, semptomları da okuyayım. Hani yorgunluk, evet, biraz önce belirttiğin şekere olan açlık, nefes kokusu, dilde beyazlık, brain fog, yani çok net düşünememe olarak ifade edebileceğim, eklem ağrıları, seks motivasyon eksikliği, loss of sex drive olarak, sinüs alerji ve zayıf bağışıklık sistemi ve tabii ki bağırsak sisteminde bozulmalar. Şunu belirtip sonra beslenme tarafına dönmek istiyorum İlker. Antibiyotikleri peki kullanırken, yani bunu çok fazla okuduğumda antibiyotiklere başlamadan, zaten eğer mecbur değilseniz mümkün olduğunca kullanmamak lazım. Artık bunu bütün tıp dünyası söylüyor. Başlamadan önce probiyotik. Sonuçta ne dedik? İyi bakteri, kötü bakteri var. Antibiyotikler ikisini de aşağı çekiyor. O yüzden antibiyotiğe başlamadan önce ve antibiyotik süresince, hatta sonraki 6-8 hafta boyunca çok daha fazla yoğun probiyotik, yani kefir olabilir ve diğer belki probiyotik destekler kullanılmalı deniyor. Bu konuda hani doktor şöyle olarak da kefirdeki probiyotik yoğurttakinden biraz daha fazla ama yine de oldukça şeyleri düşük. Hani mutlaka probiyotik bir takım yiyecekler yiyin diyoruz. Kefir, yoğurt, işte bazı ev turşuları, sirke. Ama böyle bir durumda bizim almamız gereken bakteri koloni sayısı 50 milyon, 100 milyon koloni. Bunlarla almamıza imkan yok. O yüzden yoğun antibiyotik kullanımı sonrası mutlaka ciddi üstünde koloni forming unit diye belirtilen, yani koloni oluşturucu ünite olarak birim, hani miligram yerine böyle ölçülüyor. 100 bin, ülkemizde pek yok 100 bin ama... Milyar mı? Milyar, milyar. Pardon. 50 bin, 100 milyar, 50-100 milyar mutlaka koloni forming unit'teki bir probiyotiği kullanmak gerekiyor. Yani bayağı yüksek dozda ve de 3 ayda 6 ayda aşağı yukarı toparlıyor. Evet. Peki beslenmeyi nasıl değiştirmemiz lazım? Yani birkaç, şimdi ben de yaptım ama sen de şu an yapıyorsun. Sen de çok okudun. Neler şöyle yapmamız? Yani, tabii bu, yani kandida varsa aslında şöyle diyeyim. Kandidadan şüpheleniliyorsa ne yapılabilir? Bir halk arasında bir test var. Ve sonraki test ve sonrasında nasıl bir beslenme yapmak şimdi lazım? Aslında biliyorsun bir tükürük testi diye bir şey var ama bunun çok geçerli bir test olmadığı sen daha iyi bilirsin. Tartışılıyor çünkü işte bu nasıl yapıyorsunuz bu arada? Tükürük testini anlatayım. Bir saydam bir bardağı su dolduruyorsunuz yarısına kadar. Sabah kalktığınızda ilk iş içine tükürüyorsunuz. Eğer
tükürük böyle bacaklı bir şekilde hemen aşağı doğru çöküyorsa sizde kandida var demektir. Ama kandida overgrowth kandida fazlalaşması. Kandida fazlalaşması var demektir. Ama bunu etkileyen başka faktörler de olabiliyor. Mesela süt tüketimi, havanın soğuk olması, son zamanlarda tükettiğin yiyecekler, ağızdaki başka bakteriler ya da daha bilimsel beslenme şekli. Testi var mı? Bilimsel testleri de var tabii, istersen onları sen anlat. Biz kanda bunu ölçebiliyoruz, kandidanın değerlendirmesi yapılabiliyor. Yine kandida üreyen bir bağırsak da mutlaka bağırsaktaki o sıkı bağlantıları sağlayan proteinin parçalanmış olmasından dolayı onun kanda zonulin dediğimiz bir test bu. Onun arttığını görüyoruz. Çünkü bu aşırı geçirgen bağırsak sendromu olan kişiler de oluyor. Neticede bu şekilde beslenen birinin aşırı geçirgen bağırsak sendromu da var. Ama direkt olarak kandidanın ölçümü yapılabiliyor. İşte belli bir değerin üstündekilerde fazla üreme, işte 10 ile 20 arasındaydı yanlış hatırlamıyorsam, olursa orta derecede bir üreme. Onun altındaysa bu testin değeri, o zaman normal seviyede. Çünkü sıfır değil, kandida var. Ama önemli olan çok ürememiş olması. Kanda bakabiliriz. Getirmek için varsayalım testimiz beslenmeyle çıktı. Ne yapacağız? Nasıl geçireceğiz bunu? Bakteri, bu maya aslında direkt karbonhidratlarla beslenen ve süt ürünleriyle aslında beslenen bir maya. Ve süt ürünlerini... Onlar da yoksa şekerle besleniyor ve hem karbonhidrat hem süt, işte onun şekeri... Sütün de tabii, sütün şekeri de var. Laktoz. Evet. Yani bunları seven bir bakteri. Ve bunları kestiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde azalabiliyor. Ben mesela tükürük testini 10. günde yaptım. 10. günde bayağı bir gelişme oldu. Yani, o kötü beslenmeden sonra. Kötü beslenmeden sonra 10 gün bir ketojenik diyet yaptım. Ketojenik diyette tahılları tamamen kestim. Bütün zaten şekerleri, işlenmiş ürünleri, protein bile olsa. Mesela şarküteri ürünlerini de kestim. Bazı küf tutacak ürünleri kestim. Mesela mantar gibi, kaju gibi. Tamamen süt ürünlerini kestim, kefir, probiyotik, yoğurt dahil ve meyveleri tabii ki kestim. Nişastalı sebzeler. Nişastalı sebzeler. Patates zaten çok yemiyoruz. Patatesi, ama evet. Genelde nişastalı sebzeler. Aynen. Bazı hatta kök sebzeleri de azalttım. Evet. Mesela turp gibi, pancar gibi. Çok eser miktarda yiyorum onları. Hatta kinoa, karabuğday gibi bu sahte tahıl deniyor onlara. Hı-hı. Onları da kestim. Aslında ketojenik diyet ben daha önce yaptığım için de bu bir yağ ağırlıklı beslenme, vücudum enerji mekanizmasını karbonhidratlardan direkt yağa çeviren bir beslenme. Ben de şu ana kadar hem enerji seviyeleri açısından hem de kandidanın semptomları açısından inanılmaz bir işe yarıyor. Pirinç kesinlikle kullanmıyorum. Zaten normalde alkol. Çok kullanıyorum. Alkol de yok. Sıfır. Ne kadar süreyle? Ya bu tamamen kişiden kişiye değiştiği söyleniyor. Bunu görmenin tek yolu aslında bir başlangıçta test yapmak. Bir de sonunda ama 4 ila 6 hafta arası deniyor. Bazılarında 8-10 haftayı bulanlar oluyor. Bazılarında 2-3 haftada. Sanıyorum ki bende bir hafta içinde oldukça azalacak. Biz Habit'te bunun için bir paket çıkardık bu arada. Candida paketi. Şu anda benim yaptığım beslenmeye çok yakın bir şekilde. Hiçbir katkı maddesi içermeyen, şeker, yani sadece şeker de değil, bağırsak sağlığı. Çünkü mesela atıyorum, siz protein diye bir hindi füme alıyorsunuz. İçinde hem patates nişastası var, hem sodyum nitrit denen bir madde var. Bunlar da bağırsak sağlığını kötü etkiliyor. Dışarıda pek yemek yiyoruz. Ev yemeği sağlıklı diye zeytinyağlılar var ve köfte var. Bu zeytinyağlı da aynen, ne var aslında? Zeytinyağlıların hepsine şeker koyuyorlar dışarıda. Zeytinyağlı dediğiniz yağı Riviera ile yapıyorlar. O da bence... Peki öyleyse şu boyutta, köftenin içerisinde ekmek var, o da yani bu boyutta bir katı diyetten bahsediyoruz, evet, değil mi? Aslında her şeyin bizim doğada gördüğümüz formuna yakın bir şekilde tüketmek amaç. Ve şu anda benim enerji seviyelerim inanılmaz yüksek durumda. Ve ben bunu birazcık da sadece ketojenik beslenme değil, tamamen doğal beslenme. Eskiden mesela ben ketojenik beslenirken arada diyet kolada içerdim. Arada bir tane sakız atardım içinde tatlandırıcı olan. Şu an onların da hiçbirini yapmadığım için enerji seviyelerimde inanılmaz bir artış oldu. Tabii. Bir de meyveyi de bence vurgulamak lazım. Bu süreçte çünkü, ama herhalde. Tabii. Yani bu süreçte de ama sonuçta şunu ben hep söylüyorum. Yani meyve dediğimiz şey tamam, vitamin, hani biz diyoruz ya meyve sebzeyi güzel tüketin, ama meyve gerçekten, hele aldığımız organik olmayan meyveler için konuşuyorum, İçinde çokça fazla
beklediğimizden şeker var. Dolayısıyla hani istediğimiz toprak çok verimli değil ki. Yani toprağın içindeki mikroorganizma aynı içimizdeki gibi orada da mikroorganizmalar var. Bunların sayısı azsa zaten o meyveden alacağımız antioksidanları ya da fitonütriyentleri almıyoruz. Dolayısıyla bol şekerli daha doğal bir şey yiyoruz. Yani ona da bu diyette aslında vermiyoruz hiçbir şekilde. Meyve ve şeker konusunda da başka bir programda girmek istiyorum. Bugün bu konuyla ilgili olarak süremizin sonuna da geliyoruz. Son hani söylemek istediklerimiz yani varsa. Ben şunu söyleyeyim. Çoğu kişi için şu an korkutucu gelebilir. Yani ne yiyeceğiz o zaman? Yani meyve yok, tahıl yok, süt ürünü yok. Bu tamamen kandidayı normal seviyelere çekene kadar yapacağınız bir şey. Bir süre sonra yavaş bir şekilde yine doğal olmaktan vazgeçmeden yavaş yavaş karbonhidratları, kaliteli süt ürünleri ve çok şekerli olmayan doğal organik meyveleri beslenmenize katabilirsiniz. Burada vücut gerçekten çok kötü beslenmediğiniz sürece sizi çok güzel tölere edebiliyor. Ama bir 6 hafta, 8 hafta gibi bir süre gerekiyor benim şu an yaptığım diyeti yapmak için. Enerji seviyeleri ve modunuz özellikle moral olarak inanılmaz iyi hale geliyorsunuz. Evet. Bir de nutri-dense besleniyoruz. Nutri-dense beslenme yani besleyici içeriği oldukça yoğun bir beslenme. Zaten bu beslenmede canınız öyle çok daha önceki istediği şeyleri mesela şekere karşı bir defa bu içinizden gelen dürtü kayboluyor. Dolayısıyla hani bu diyet zor gibi gözükmekle beraber bir sizde yarattığı iyileşme durumu, enerjinizin artışı sizi buraya daha çok bağlı kılıyor. Yani bunu yapmak istiyorsunuz çünkü baş ağrınız kalmıyor, eklem ağrılarınız kalmıyor, az önce söylediğin her şey gidiyor. İkincisi de nutri-dense beslendiğiniz için zaten canınız da daha önceki isteyen şeyleri de istemiyor. O yüzden dayanmak da o kadar zor değil. Temiz süper beslenme diyoruz. Süper. Ana kaynakta kirlenmemiş gıdayla. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada galiba Habit sayfasında da bu Candida ile ilgili bir detaylı bilgi var diye biliyorum. Hatta senin de Facebook sayfanda ekleyeceksin sanırım bu konuda. Çünkü oradan da hani yazılı olarak daha fazla bilgi almak isteyenler bu konuda bilgi alabilir. Orada Habit'i arayabilirler ve Habit ile ilgili önce test olup Candida paketine de başlayabilirler. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.